En çok Malatya'da tercih edilen müzik hangisi oluyor genelde? Malatya'da en çok tercih edilen müzik genellikle bağlama, ikinci sırada gitar geliyor. Ondan sonra keman ve piyano geliyor. Neden müzik alıyor bile? Müzik gelecek yüzyılın, hatta yüzlerce yılın vazgeçilmez insan ruhuna hitap eden bir sanat dalı. Üstelik de bilimsel bir dal. Çünkü insanlar, şu anlaşılıyor ki insanların moral gücü, insanların geleneksel kültürü, insanların bulunduğu çağdaki kültürünün bir sesle, sözlerle yoğrulmuş şeklidir müzik. Müzik aynı, olmadan da insan yaşayabilir diyebilir miyiz abi ya da yaşayamaz? Şimdi insan yarım yaşar. Yaşar tabii yani sonuçta yaşar da. Biz 21. gelecek yüzyılların sanat olduğunu söylüyoruz. Çünkü bugün gelişmiş ülkelerde müzik dersleri özellikle Japonya'da her sabah yarım saat bir okul korosu vardır. Herkes okul korosundan sonra derslerine katılır. Mutlaka her evde Japonya'da ya piyano ya keman ya gitar gibi çağdaş müzik aletleri mutlaka vardır ve mutlaka çalarlar. Bu Almanya'da da böyledir. Fransa'da, İngiltere, Rusya'da da böyledir. Dünyanın gelişmiş ülkeleri sanatla ilgilenir. Peki abi dünyadan örnek verdiniz. Bu Malatya'da bu durum ne durumda? Malatya'da yeteri şimdi kadar Malatya'da ilgi var mı? Biz 72'lerde başladığımızda geleneksel halk müziğiyle başladık. Gittikçe bunu çağdaş müzik ve klasik müzik diye burada çünkü 13 tane hocamız burada bu konularda ders veriyor, uğraş veriyor. Malatya'da diğer illere nazaran bir potansiyel vardır, bir gelişmişlik vardır. Biz de evrensel müzik olarak buna elimizden geldiğince 72'lerden beri katkıda bulunuyoruz. Özellikle de bize civar illerden hatta Türkiye'nin dört bir tarafından müzik bölümlerine, konservatuarlara, GSF'lere yani Güzel Sanatlar Fakültelerine biz öğrenciler hazırladık. Genellikle de öğrencilerimizin hiç kaybı olmadı. 650'nin üzerinde de öğretmen öğrencilerimiz var. Yani kimi üniversitelerde, kimisi müzik öğretmen olarak Türkiye'nin çeşitli yerlerinde görev yapmaktalar. Şu an Malatya'da yani yoğun bir talep var mı abi eskiye oranla da şu an günlük? Şimdi yoğun talep var çünkü her ne olursa olsun yani savaşta da barışta da her zaman her şekilde müzik her zaman insana lazımdır. Çünkü müzik bir toplumun, bir ülkenin, bir milletin, bir milliyetin, bir kişinin doğasıdır, mayasıdır. Müziksiz olmaz.